Beslenme alışkanlıklarınızı değiştirerek cilt sorunlarını nasıl önlersiniz? Cilt, insan vücudundaki en büyük organdır ve yaşam tarzınız ve sağlığınızın genel durumu hakkında birçok şey gösterir. Ve bu sorunla karşılaştığınızda bunun suçlusu genellikle yemek listenizdir. Peki cildinizin mükemmel olmasını engelleyen nedir? İhtiyacınız olan tüm cevaplar için izlemeye devam edin. Ama detaylara inmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki hiçbir şeyi kaçırmayın. 7 numara. Cildin erken yaşlanması. Cildin erken yaşlanması birçok kişinin karşılaştığı ciddi bir sorundur. Her şeyi denemenize rağmen kaynağını bulamadıysanız nedeni muhtemelen düşük kalorili kraker ve kıtır ekmekleri olan sevginizdir. Düşük kalorili yiyecekler kan şekeri düzeyinde ani artışlara neden olur. Bu belli bir süre devam ederse sorun yaratmaz. Ama uzun süreli olduğunda içinde cildin erken yaşlanmasının da olduğu hoş olmayan sonuçlar doğurur. Cildiniz donuklaşır ve kurur. Vücut ayarlarınız da alt üst olur. Sonuç olarak vücudunuz içindekinin hangi yiyecek olduğunu anlamamaya başlar ve onu ne yaptığını bilemez. Bu ürkütücü durumun oluşmaması için tüm o değişik kalorili alternatif yiyecekler yerine yiyecekleri doğal halleriyle tüketmelisiniz. Aslında tüm diyet yiyecekler vücut için zararlıdır ve yaptıkları tek şey beyni sağlıklı olduklarını düşünecek şekilde kandırmaktır. Kilo vermenin en iyi yolu sağlıklı beslenme ile düzenli egzersizi birleştirmektir. Yani vücut işleyişinizi ve cildinizin durumunu düzeltmek için en kısa sürede tüm o kraker diyetlerine son vermelisiniz. 6 numara. Alında kırışıklıklar ve ciltte kuruma. Alın kırışıklıkları kaçınılmazdır. Ama bunun yanında bir de ciltte kuruma gözleniyorsa bu çok fazla şeker ve tatlandırıcı tükettiğinizin bir işareti olabilir. Almanya Münster Üniversitesi Dermatoloji Bölümü uzmanlarınca yürütülen bir araştırmaya göre şeker, kolajen ve elastine zarar veriyor. Bu yapı taşları özellikle alın bölgesinde etkili çünkü en az cilt yağını bu bölge içeriyor. Tatlandırıcıların etkisi de şekerle aynı ama fruktoz kolajene normal şekerden de fazla zarar veriyor. Cildinizin iyileşmesi için beslenmenize somon, alg, hindi ve maydanoz ekleyin. Bunlar en iyi doğal kolajen kaynakları. Alındaki kırışıklıkların oluşmasını mümkün olduğunca ertelemek istiyorsanız düzenli olarak cildinizi temizlemeyi ve ölü hücrelerden arındırmayı unutmayın. Ve en önemlisi güneş kremi kullanın. Bu cildinizi erken yaşlanma, cilt kanseri ve diğer ciddi sorunlardan koruyacaktır. 5 numara. Akne ve kızarıklık. Akne dünyanın her yanındaki insanlar arasında tartışmasız en yaygın cilt sorunudur. Bazıları sorunun asıl nedenini bulup yok edip ciltlerini kesin olarak bu sorundan kurtaracak kadar şanslıdır. Bazıları ise mümkün olan her şeyi denerler ama yine de sorunları devam eder. İkinci gruptansanız inek sütü ve süt ürünlerine dikkat edin. İnek sütü buzağların büyümesine yardımcı olan hormonlar içerir ama insanlar bunu içtiğinde ciltlerinde çok küçük iltihaplar oluşur. Ve bu sadece laktoza duyarlı kişiler için geçerli değildir. Bu hormonlar herkese olumsuz etki edebilir. Boston'daki Harvard Halk Sağlığı Okulu, beslenme bölümünde çalışan bilim insanlarının yürüttüğü çalışma da dahil birçok çalışma, inek sütündeki hormonların insan hormonlarıyla etkileşime girip bunun sonucu olarak akneye yol açtığını onaylamakta. Eğer herhangi bir akne veya iltihap sorunu yaşadıysanız alerji testi yaptırmalısınız. Ama herhangi bir alerjiniz olmadığından eminseniz tükettiğiniz süt miktarını azaltmaya çalışın. Ayrıca deniz ürünleri ve balık yağı gibi iyottan zengin olduğu için iltihapla mücadele eden besinlere beslenmenizde yer verebilirsiniz. Akne ile savaşta en iyi strateji beslenmenizin bir öğesini bir hafta boyunca tüketmemek ve cildinizdeki değişiklikleri gözlemlemektir. Öncelikle süt ürünlerini beslenmenizden 7 gün süreyle tamamen çıkarın ve cildinizin nasıl tepki verdiğine bakın. Cildiniz çok daha pürüzsüz görünüyorsa sorun sütte demektir. Değilse her gün tükettiğiniz başka bir besin cildinizin isyan etmesine yol açıyordur. Düzenli olarak tükettiğiniz gıdaları bu şekilde bir bir tüketmeyerek cildinizin esas düşmanını bulabilirsiniz. 4 numara. Burun deliklerinin ve göz kapaklarının üstünde kılcal damarların belirginleşmesi. Burun deliklerinizin ve göz kapaklarınızın üstünde kılcal damarların belirginleştiğini fark ederseniz bu acılı ve baharatlı yiyecekleri azaltmanız yönünde vücudunuzun bir uyarısıdır. Evet, lezzetleri müthiştir ama vücudunuzdaki birçok işlemi arttırır. Metabolizmanız hızlanır, vücut ısınız artar ve kan akışınız hızlanır. Bu da kılcal damarların çok daha belirginleşmesine yol açar. Bu sorundan tamamen kurtulmak için yaşam tarzınızı değiştirin. Belirgin kılcal damarlar kan damarlarınızda bir şeylerin yolunda gitmediğine işaret eder. Uyku düzeninizi normal hale getirin. Stres düzeyine dikkat edin. Beslenme şeklinizi değiştirin ve daha çok egzersiz yapın. Cildiniz eski şekline kavuşsun. 3 numara. Ciltte kirlilik hissi. Kimse cildini kirli hissetmeyi sevmez. Eğer son zamanlarda cildinizi böyle hissediyorsanız, vücudunuzda bir şeyler kesinlikle yolunda gitmiyordur. Beslenmeniz açısından bu, tükettiğiniz meyve suları ve smoothie'lerle ilgili olabilir. Biliyor musunuz, lif adında özel bir besin vücudunuzdaki tüm temizlik işlerinden sorumlu. Lifi meyvelerde ve sebzelerde bulabilirsiniz. Ama meyve suyu ve smoothie hazırladığınızda lifler ezilir ve tamamen yok olabilir. Ve beslenmeniz neredeyse hiç liften zengin besin içermiyorsa vücudunuzun kendini temizleme gücü azalacaktır. Bu durumu değiştirmek için daha fazla fasulye, tam tahıllı ekmek ve kuru meyveler yiyin. Bunlar sizin yerinize bütün iş üstlenecek, dünya kadar lif içerir. 2 numara. Şişme, esnekliğin azalması, donuk cilt. Bu sorunlardan birine bile sahipseniz bu vücudunuzda aşırı düzeyde hayvansal protein olduğuna işarettir. Cambridge Üniversitesi Halk Sağlığı ve Aile Sağlığı Bölümü tarafından yürütülen bir çalışma, bütün meselenin kandaki pH değerlerinin değişmesi olduğuna dikkat çekti. Protein parçalandığında asit derecesi değişiyor. Buna ek olarak metabolizma ve laktik mayalarla hormonların üretimi de yavaşlıyor. Aynı şekilde cildin yenilenmesi de yavaşlıyor. Yapmanız gereken vücudunuzdaki alkali düzeyini arttırmak. Sağlıklı bir cilt yolunda en iyi dostlarınız soya, salatalık, avokado, brokoli ve radika olmalı. 1 numara. Sıvı kaybı ve ciltte kuruluk. Parlak ve güzel bir cilt için nemlendirme elzemdir. Ama bunu sürekli yapmak zorunda kalıyorsanız cildiniz ciddi oranda sıvı kaybetmiş demektir. Böyle sorunların asıl nedeni kahve ve çaydır. Bunları içtiğimizde kendimizi yeterince sıvı almış sayarız ve daha az su içeriz. Ancak çay da kahve de diüretiktir ve yeterince sıvı almadığımızda vücudumuzu sanki doğru sıvı dengesine sahipmişiz gibi kandırır. Ve işte cildiniz aniden inanılmaz oranda kurur. Bu sorunun tek çaresi vardır, daha fazla su için. Almanya Gissen'deki Justus Liebig Üniversitesi Beslenme Birimi Enstitüsü zekice bir kural önerdi. Ne zaman kahve içerseniz bir fincana karşılık 2 bardak su. Çay içince de fincan başına 1 bardak su için. Daha iyi sonuçlar elde etmek için bol su içeren besinler tüketin. Örneğin salatalık, bal kabağı, yeşil salata, greyfurt ve domates salçası. Sorununuz düşündüğünüzden daha hızlı çözülecektir. Bahsettiğimiz başlıca cilt sorunları bunlardan ibaret. Önemli bir şey atladıysak bize yorumlarda bildirin. Ama bitirmeden önce bilmeniz gereken bir şey daha var. Keratosis pilaris adı verilen tüylerin dikleşmiş göründüğü bir cilt sorunu var. Bu aslında genelde zararsız ama pek çekici göründüğü söylenemez. Çoğu kişi bunun asıl nedenini bulmada zorlanıyor. Ve bu genellikle gluten duyarlılığının bir işareti. Eğer buna benzer bir rahatsızlığınız varsa emin olmak için gluten duyarlılığı testi yaptırın. Uygun krem ve losyonları kullanırsanız sorun ortadan kalkar. Peki ya siz? Beslenmenizden bazı besinleri çıkarmak cildinizin düzelmesine yardımcı oldu mu? Bizi aşağıdaki yorumlarda bildirin. Ve hadi deneyimlerinizi paylaşarak birbirimize yardımcı olalım. Beğen butonuna basmayı ve hayata olumlu bakmak için abone olmayı unutmayın.